Descartes'ın düşünüyorum öyleyse varım sözü. O başka bir şey. Kendisinden yani şüphe edilmeyen bir ilk bilgiden bahsedebilir miyiz? Ha şimdi o başka. Şimdi sen işi başka bir yere götürüyorsun. Descartes şunu demek istiyor. Yani düşünüyorumdan varma olmama geçmeyle ilgili akıl yürütmen var ya. Hı hı. O bir akıl yürütme değil o. İşte o bir sezgisel bir önerme diyor. Ki orada da şey var, tartışma var. Anlatabildim mi? Hı. Ya yani ona bir akıl yürütme değil bu. Çünkü akıl yürütme sezgi, iki tane metot var. Sezgi ve dedüksiyon. Yani ben düşünüyorum o halde varımla sezdim. Sezdikten sonra da şimdi dedüksiyon yaparak, mantıksal akıl yürütme yaparak, matematiksel akıl yürütme yaparak bütün dünyayı kurarım. Ama onun için söyledim ben. Şimdi bu sezgiyle bilmem bir dervişin vecdi, bir mistiğin rüyası, bir peygamberin bilmem nesi arasında bir ilişki var mı? Anlıyor musun ne demek istediğimi? Evet, yani. Ama geniş anlamda konuşursan, ya biz acaba akılsal olarak üçgenin iç açılarının 80 derece olduğunu hakikaten akılsal olarak mı kuruyoruz, inşa ediyoruz? Yoksa aynı zamanda sezgisel olarak seziyor muyuz? Şimdi o ayrı mesele. O ciddi bir takım meselelerdir bunlar. Ama ben tekrar ediyorum. İstiyorsan sezgiyi aklın bir biçimi olarak da kabul edebilirsin. Sezgisel akıl diyebilirsin ona. Bak o zaman olur. Anlatabildim mi? Yani bu da belki en iyisi Aristoteles'in düşündüğü şeydir. Yani Aristoteles şöyle çok basit, herkes anlayacağı bir şekilde söyleyeyim. Tabii ki aklımız dolduğuna iniyor, tecrübemizde. Şimdi ne diyor? İnsanlara bakıyoruz. İnsanlara bakıyoruz, insanların özelliklerini görüyoruz. İnsanın özelliklerine iki ayaklı, gülüyor, efendime söylüyor, konuşuyor. Şimdi bu özelliklerin acaba hangisi insanı insan yapan temel özellik, asli özelliktir? Anlamaya çalış, zor bir şey değil bu. Yani insan gülen bir hayvandır, olur. İnsan konuşan bir hayvandır, olur. İnsan düşünen bir hayvandır, olur. Şimdi buna neyle varıyoruz biz? Farklı farklı insanları gözlemlemek suretiyle varıyoruz. Yani düşünen derken illa çok yüksek düşünmeye sahip olması gerekmez. Yani hayvanlar da düşünebilir, onun bir önemi yok. Ama hepimiz, senin ve benim ve kadının, karımın da, oğlumun da, çocuğumun da, hepimizin bir ortak ve diğer varlıklarda canlılarda olmayan bir özelliğini arayıp bulmaya çalışsak, acaba hangi vasfımızı en fazla bizde ortak bir insanlık temel özelliği olarak görürüz? Mesela saçımız olması olmaz. Kolumuz olması olmaz. Bacağımız olması olmaz. Gülme o da olmaz değil mi? Yani biz bunları böyle baktık, ona baktık, buna baktık. Ya galiba bunlarda diğer varlıklarda olmayan, sadece insana var olan bir şey var. Düşünme denilen bir nitelik. Düşünme. Şimdi geldik soruya. Şimdi düşünme denilen niteliğin var olduğuna biz endüksiyon yaparak, yani tek tek bütün insanlara bakarak her birisinde düşünme diye nitelik olduğunu gözlemleyerek mi vardık? Yoksa birkaç tane gözlem yaptık ve sonuçta bir sıçrama yaparak insanın asıl özelliğinin düşünmek olduğuna dair bir sezgiyle mi buna vardık? Bak dikkat et, sezgi dedim buna. Bu bir sezgi. Yani ne demek biliyor musun? Tikellerde gördüğümüz, tecrübeyle algıladığımız özel algılardan tüme vardık. Bütün bir türü içine alabilecek zihinsel, akılsal içeriğin içine geçtik. Doğru mu bu? Aynen öyle. Anladın mı ne demek istediğimi? Noetikon. Bu sezgi. Ha ben bu sezgiye varım. Matematikte de böyle bir sezgi var. Fizikte de böyle bir sezgi var. Doğru. Ama bizim kastettiğimiz sezgi eğer bunlardan başka bir şeyse, hani içime vahy oldu, bana Azrail geldi, onu ayrıca bana bilmem ne geldi ise, yani bu yok, böyle bir şey yok. Yani. Daha doğrusu böyle bir şey olsa bile, böyle bir şeyin herhangi bir benim anladığım yönde bir bilgi değeri yok. Duygu değeri olabilir, heyecan değeri olabilir, efsane değeri olabilir de bilgi değeri yok. Mesele bundan ibaret.